Arkadaşlar herkese yeniden merhaba, yeni bir Subnautica bölümüyle tekrar birlikteyiz. Bu bölüm hakikaten acayip heyecanlıyım çünkü çok büyük bir güncelleme geldi oyuna. Bilmiyorum fark ettiniz mi siz ama hani oyunla ilgili haber olan tabii ki bunu okumuş olacaktır ki. Oyuna 2 adet yeni bir biyom eklendi ve yeni silahlar, aletler eklendi. Fakat şu an durumum çok kötü, bu konuşmayı tabii ki ben daha sonradan yapacağım. Burada bu haritaya başlarken de, daha doğrusu bu kayıtlı oyunuma giriş yaparken de şöyle bir uyarı geldi. Hani yeni güncellemeler geldiği için yer şekillerini birazcık değiştirdik. O yüzden hani... Yer şekillerinden etkilenecek bir yeriniz varsa eğer kesinlikle yıkılacaktır falan filan yazdı. Şimdi amacımız, her şeyimin pili bitiyor. İşin ilginç yanı o. Fakat bu bölümde şöyle yapacağız. Açlığımız 3'e geldi. Yeni bug raporu, tamam, harika. Yeni resifi tabii ki bu haritada bulmak istiyorum ben. Fakat öncesinde karnımızı doyurmak için gerekli olan ben balıkları bulacağım. Bu arada yeni yaptığımız base'de herhangi bir şekilde elektrik olmadığı için... Bakın yeni bir modelleme geldi bu arada Aurora'ya. Fakat bunu şimdi değil... Sabah olduğunda daha rahat göreceğiz. Çantamızda yer var, gayet güzel. Bir sonraki bölüm ben şey yapmayı çok istiyorum. Delik balığı. Neyse, bir gidelim eve. Hiç olmazsa bunu yiyelim çünkü açlığımız 2'ye geldi. Bakın çok azaldı. Ne olur çabuk. 1 mi? Oh, çok çabuk azalıyor. Nerede yiyeceğimiz? Evet. Hemen şunu pişir hocam. Delik balığı. İlk defa delik balığı pişiriyorum hayatımda. İlk defa delik balığı. 21'e 3. Gayet güzel. Yaşamsal. Aa bakın. Günlük diye bir şey geldi. Oh, arayüzü birazcık değiştirmişler. Bilmiyorum fark ettiniz mi? Hakikaten bu böyle değildi burası. Abi çok güzel şeyler gelmiş. Bakın bu bölümde şu workbench kesinlikle yapacağız. Çünkü bu workbench ile kendimize güzel bir propulsion silahı. Burada bir yerde var mı bilmiyorum. Fakat propulsion silahı yapacağız. Böyle balıkları avlamada hakikaten çok kullanışlı bizim için. Cyclops'umuz. Abi ne kadar hoş. Şunun asilliğine bakar mısınız? Ne kadar güzel duruyor. Ya bana mı öyle geliyor yoksa? Evet, kalori azlığı yakalandı diyor. Şimdi amacımız tabii ki karnımızı doyurmak için gerekli olan malzemeleri bulmak. Cyclops'la şimdilik giriş yapmayacağım fakat Cyclops'un arkasında bir dakika. Bana yorumlarda bir tane şey demiştiniz. Cyclops'un arka kısmında hani bu güç şeyini bağlı... FPS kaybı yaşıyorum. Harika, düzeldi. Üst katta burada bir yerde bu yükseltme modülünü koyabilecek bir yer olduğunu söylediniz bana. Burada bu tarafa geçebilir miyim? Neyse, riske etmeyelim. Uzak yerden dolaşalım. Burada bir... Evet bakın. Yükseltme konsolu. Bakın yükseltme konsolu. Ben bu konsola sokacak bir adet yükseltme modülümüz var. O da yanlış hatırlamıyorsam eğer evdeydi. O zaman buraya tekrardan daha geleceğiz. Biliyorum birçok öneride bulunduğunuz bu gemiye bir isim koyabilmem için bir sürelik boş bırakacağım burayı. Ya. Şimdilik hani ne bileyim. Geminin ismi ihtiyacı var mı? Cidden var mı? Bence pek fazla yok gibi. Cyclops'a bir uğrayalım. Hakikaten uğramayı çok istiyorum. Bakalım hani bu geçen update'lerle birlikte ne bileyim eski haline döndü mü? Eğer döndüyse bu aleti kullanabiliriz. Ciddiyim. Allah'ım hadi. Abi Cyclops'a giremiyoruz ya. Yok alet gitti. Yok gitti. Tamam bitti. Cyclops'umuz kesinlikle arkadaşlar. Tepki vermiyor bize. Derinlere inmeyi çok istiyorum. Fakat şöyle yeni güncellemeden sonra sanırım artık Cyclops'lar da şey oluyormuş. Derine indiği takdirde vurgun etkisini Cyclops'lar da yiyormuş. O yüzden biraz dikkatli davranmanız gerekiyor. Gördüğüm bütün balıklar arkadaşlar şu aşamada toplamam gerekiyor çünkü yiyecek konusunda acayip sıkıntımız var. Derinlere tabii ki ineceğim. Hani bu şeyleri toplamak için kalori bakımından daha yüksek olan balıklar var. Onlardan bulacağız. Biraz şanslıysak bu bölüm, dediğim gibi bu bölüm birazcık balık toplama ile balık yakalama ile daha doğrusu geçecek gibi gözüküyor çünkü ha bilmiyorum yeni güncellemeden sonra mı böyle oldu hakikaten. Şu balıklardan bir de şu balıklardan toplayalım isterseniz. Hoopfish. Neymiş bu? Hoopfish. Hoop balığı. Peki. Pepper'ları toplayacağım çünkü pepper'lar çok... FPS lütfen. Hadi ama. Adamım ne olursa buraya gel. Karnım çok aç. Ya şaka mı bu? Evet. Hakikaten balıkların yapay zekaları çok fazla yükseltilmiş çünkü bu air sac'ler hariç... Bütün balıklar sizden kolay bir şekilde kaçabiliyor. Bu arada balıkları pişirmek için herhangi bir şekilde tuza ihtiyacınız yok. Bu gerçekten güzel bir özellik olmuş. Böylece hani sadece balığı yakalasanız... Bakın, bakın ne kadar hızlı fark ettiniz değil mi siz de? Balığı yakalasanız sadece her türlü şey, her türlü kendisini kızartabiliyorsunuz. Fakat maalesef şimdilik şu mantarları yemiyoruz. Öyle mi? Düzelttiler mi acaba bu olayı? Hayır. Salça basarak kendisini bırakıyoruz. Fakat kesinlikle kendisini yemiyoruz. Bu arada benim pile de çok ihtiyacım. O yüzden şimdi 3 tane mantarı toplayalım. Yine açlık
çok fazla yükselmiş diyor. Bu arada bakın şunu merak ediyorum. Acaba hani açılımınız çok azaldığı takdirde mi çok hızlı azalıyor? Mesela açılımınız yani diyelim şöyle mesela %90'dan %90'dayken açlığınız azalma hızı daha mı yavaş? Hani böyle bakın 20'ye geldi. Ne zaman %9 oldu? İnanın hatırlamıyorum. Burada bizim çok güzel bir havuzumuz var zaman. Oyunun görselliği sanki daha iyileşmiş gibi hissediyorum. Ciddiyim. Harika duruyor şu an oyun. Acaba ben böyle görüyorum. Umarım YouTube görselliği çok fazla kısmaz. İçeride ne var balık? Aa, içeride spade fishler var fakat bir tane canlı spade fishimiz var. Gayet güzel. Onu da alalım. Onu da eve gittiğimizde kızartırız. Çünkü spade fishler hakikaten çok yüksek derecede vitamin kaynağı. Kendisini kızartalım. Spade fish'i kızartmıyoruz. Bir de şu bumerang balığını kızartalım bakalım neler olacak. Şu spade fish'i yemek istiyorum hemen hızlıca. Oh, abi 40 yiyecek ya. Şuraya bakar mısınız? Pişmiş bumerang balığını da yedik. Yalnız suya acayip derecede ihtiyacım var. O yüzden şu iki airstack'i de ayarlayalım. Harika. Bir tane daha. Peki. Sanırım su ihtiyacını karşılamak için bu dezenfekte edilmiş suyu yapmak çok daha mantıklı duruyor ya. Çünkü bakın bir tanesi 15 mili. Bunu da mı azalttınız? Ne yaptınız? 15. Tamam, bu normalmiş sanırım. Hani 15-15 uğraşmak cidden çok sıkıntı. O yüzden hani kendimize çamaşır suyu ile dezenfekte edilmiş balığı yapmak sanırım çok daha mantıklı gibi duruyor. Şimdiden emin değilim. Pepper'ımızı da kısaltalım tekrardan. Tabaca kızartmadığımız balık var mı? Sanırım yok. Evet, bütün balıklarımızı kızartmışız. O zaman karnımızı hemen hızlıca bir doyuralım. Pişmiş Pepper balığı. Bakın bu bumerang balığının pişmiş. Ha, pardon, pişmemiş hali sanırım bu. Tamam, gayet güzel. Hani şey bakımından bayağı sıkıntımız var. Ne derler ona? Pil bakımından. Çünkü şu aleti kullanabilmek için benim pil yapmam lazım. Fakat pil için de bakıra ihtiyacım var. O yüzden isterseniz hızlı bir şekilde... Ha bakın, şöyle sabah gözüyle göstereyim. Aurora'da birazcık görsel olarak değiştirmeler mevcut. Gayet de hoş duruyor. Peki. Evimize hemen uğrayalım. İhtiyacımız olan bakırı buradan karşılayacağım. Ve sonra... Aa, bu arada bakın. Workbench yaptığınız takdirde Workbench'te hem bıçağınız hem de arkanızdaki bu oksijen tüpüyle ilgili geliştirmeler mevcut ki bunlar sizin derinlerde daha çok vakit geçirmenizi sağlıyor. O yüzden bunları yapmak çok gerekli. Şimdi burada bir bakırımız var mı? Var. Gayet güzel. Abi çok çok hoş. Yalnız benim büyük pil yapmam lazım. Büyük pili de burada yapamıyorum. Neden? Çünkü herhangi bir şekilde jeneratörümüz olmadığı için bu arkadaşı şimdi çalıştıramayacağız. Bu arada şunu söyleyeyim. Evet, burada jeneratör vardı hatırlayacak olursanız. Fakat şöyle, jeneratörü değiştirdiler bu arada görsel kısmını. O yüzden eski save'de koymuş olduğunuz jeneratörlerin hepsi yok oldu. O yüzden böyle bir sıkıntı var. Jeneratör zaten ne koyabiliyoruz? Vallahi bilmiyorum. Bakın jeneratör yerine ne konuluyor inanın bilmiyorum. Ciddiyim. Yalnız sanırım şöyle yaparsam bulabilirim. Güç. Abi neler? Solar panel mi? Modüller, karışık, base'ler, base'le ilgili power. Solar panel mi? Yere koyuyorsunuz ve güneşten şarj oluyor diyor. Abi ne kadar hoş. Aman Allah'ım bilmiyordum. Peki 4 titanyum harika. Titanyumlar çok zor olması gerek çünkü geminin yakın kısmına daha doğrusu. Çok çalışan yumumuz mevcut. İyi ki podumuz var yoksa... Ah podum iyi ki sen varsın. Şimdi kendimize bir pil üretelim. Pili buraya yerleştirelim. Harika. Gayet güzel. Biraz bakır bulmam gerekecek. Şöyle yapacağız. Aynı zamanda hem yiyecek hem bakır. Ve bu arada şu yükseltmeye, workbench yapmak için gerekli olan şey titanyum. Wiring kit ve bilgisayar çipe ihtiyacım var. Bakalım bunlar için neye ihtiyacım var. Hemen hızlıca kontrol edelim. Wiring kit ve bilgisayar çipti. Bilgisayar çipiydi daha doğrusu. Ah! Ne kadar güzel. Abi! Harika. Cidden müthiş. Çok çok bakırımız varmış. Oh, çok korktum vallahi var ya. Hemen şunu da yapalım hızlıca. Yedekte bir pilimiz daha var. Şimdi bilgisayar çipi ve wiring kit. Wiring kit için silver ore unutmuyoruz. Bilgisayar çipi için de bu disk parçası önemli değil. Silver ore'a ihtiyacımız var. Silver ore'umuz var mı bu arada? Titanyum, altın, bakır. Maalesef silver ore'a sahip değiliz. O zaman şöyle yapalım. Bakın yeni bir biyom geldi oyuna. Hakikaten. Yeni yeni biyomlar geldi. Hatta şöyle bir onlardan bir tanesinde böyle denizin ortasında uçan bir ada.
ciddiyim. Tam kelimenin tam anlamıyla böyle denizin ortasında uçan bir ada biyomu eklendi. Bilmiyoruz nasıl bir farklılık yaratacak ama oyun için. Bilmiyorum bu bölümde tabii ki onları bulabilir miyim fakat elinden geleni yapacağım kendini bulamak için. Bu arada bak yeni bir efekt gelmiş şu sarmaşıkları kopartırken harika. Bunları yemesi çok lezzetli. Hiç olmazsa su ihtiyacımızı karşıladığımız için ben şunlardan biraz tüketmek istiyorum. Çünkü sanki karşıda bir şey görüyor gibiyim ama neyse. Karnımız hiç olmazsa birazcık su ihtiyacımızı karşılayalım. Hadi hızlı. Hızlı tatlım. Teşekkürler. Bu arada yeni avcılar da eklenmiş olabilir. Hani güncellemede kesinlikle böyle bir şey yoktu fakat ben eklenmiş olabileceğini düşünüyorum. O yüzden olabildiğince dikkatli oynamaya özen göstereceğim. Bakın sanki bu yer şekli daha önceden yoktu. Bu arada oyun değişti hani yer şekilleri bakımından. O yüzden dikkatli olmanız çokça... Bu ses nedir? Acaba buralara ben böyle dımdızlak gelmemeli miydim? Ne yapalım? Vallahi bilmiyorum. Şöyle yüzeyden mi gitsem gemiye doğru? Gemiye yaklaşmayı çok istiyorum. Aslında... Ya ben farklı biyomu bulmak istiyorum arkadaşlar. Ciddiyim. Gemiye yaklaşmayı çok fazla istemiyorum. Çünkü hepiniz biliyorsunuz ki... gemide çok tehlikeli yaratıklar var. Kesinlikle Cyclops'unuzu yapmadan buraya gitmek... Hiç ama hiç mantıklı değil. O yüzden şöyle yapalım. Şimdilik... Aurora'ya yaklaşmayalım diye düşünüyorum. Bir şey mi yaklaşıyor arkamdan bana? Hayır. Pekala. Orada gümüşe de ihtiyacım vardı. Şu arkadaşlara bakalım. Neredeydi o? Evet. Limestone'ların içinde. Hayır, sandstone değil. Ah, silver! Harika! Tam da silver'a ihtiyacım vardı. Gayet güzel. Çok şanslıyız. Limestone. Bakın, limestone değil, sandstone. Daha doğrusu böyle hani... yamaçlarda olan değil de zeminde olan benim taşlara ihtiyacım var. Çünkü onların içinden genellikle ihtiyacımız olan şeyler çıkıyor. Çantamızda yer var mı? Hayır yok. O zaman şunu hemen tüketelim. Aa bakın. Aldığınız gibi Creepvine'ları tüketmeniz gerekiyor. Aksi takdirde su özelliğini kaybediyor. Bakın az önce yediğin 4 tane kesinlikle bana şey vermedi. H2O ihtiyacımı en azından karşılamadı. Abi yeni biyomlardayız. Yeni biyomlardayız sanki. Yer şekillerinin aşırı derecede farklılaştığını söyleyebilirim ben size şu an. Altın gayet güzel. Oksijenimiz şimdilik yeterli miktarda var gibi duruyor. Yeni biyomu bulmayı her şeyden çok istiyorum şu an. Çok fazla uzaklaşmayalım base'imizden. Çok yakınlarında da gezmeyelim. Su çok çok önemli olduğu için sizi toplayacağım. Yalnız şöyle hani benim oynadığım mod normal mod. Hani karnımızı doyurmamız gereken bir mod olduğu için aslında buna oyun içinde bir noktada kolaylık getirmiş olmaları gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü sürekli olarak artık yemek bulacakmışım gibi hissediyorum kendime. Hani ciddiyim, çok can sıkıcı olacaktır benim için. Sürekli olarak yemek bulmak etrafı gezemememe neden olacaksa bu nedir? C-mod fragmenti. Kesinlikle C-mod fragmentine ihtiyacımız yok. C-modumuz zaten var. Kaybetmediği niyetim yok. Bakın neler var burada. Satmış. Şırık. Tekrar. Etrafta avcı olmadığından emin olalım. Su ihtiyacımızı birazcık daha karşılayalım. Ya bakın 4 büyüklerinden 10 adet sarmaşık elde edebiliyorduk. Update'in bir tanesinde şu an bize 4 tane verebiliyor. Peki. Neyse. Çok fazla vakit kaybetmeyelim bu creepvine'lar ile. Yeni balıklar yok gibi. Yeni biyomun... Ya bu taşlar nedir? Bakın bu taşlar yeni, acı değil. Böyle bir yapı yoktu eskiden. Yeni bir yere geldik mi? Veya nereye geldik? Abi nereye geldik? Yukarı çıkalım. Yüzeyden ayrılmayı hiç istemiyorum çünkü... oksijen çok tehlikeli. Oksijeni kaybetmek çok tehlikeli en azından. Oksijen çok tehlikeli değil de. Şöyle bir yazı okudum internette bir yerde. Oksijen insanları yani yaklaşık olarak 100 senede zehirleyen bir gaz olduğu söyleniyor. Çok çok garip değil mi? Hakikaten. Yani oksijen bizim için yaşamın kaynağı. Aa nereye geldik? Ben buraya şeyle gelmiştim. What the f... Bu ne? Abi ne oluyor? Aa şeyi fırlatıyor bana. Okey. Çok korktum. Bakın duvardaki şeyler var. Onlar size bir şeyler fırlatıyor. Bir anda fark edemedim. Neyse. Eyvah. Bakırımızı alalım. Bakır çok önemli. Bu araya... Buraya C-Mod ile gelmiştim. Anlayamadığım yer şekilliydi bu. Hala daha anlayamıyorum.
buraya arabasız geldiğim için kendimi de gergin hissediyorum bu arada. Siz nesiniz bayım? Sizi almama gerek... Alalım peki. Tamam, sıkıntı yok. Bakır çok önemli. Bakır, bakır, bakır. Evet, o çantamızda nasıl yer var ya, hala bitmedi. Aa, bir tane yer kalmış peki. Şimdi evimizi bulalım. Ev tarafına doğru bir yönelelim. Dümdüz gidelim. Hatta şöyle bir U yaparak gidelim. Belki yeni yer şekillerinden bir tanesini rastlayabiliriz. Bu arada geminin arka kısmındayız. Harika. Bu bölüm aslında yapabilmeyi hakikaten çok isterdim Workbench'i. Fakat bir sonraki bölüme sakacak gibi duruyor. En azından bir iki parçalık temelini atabilirsem çok sevineceğim. Veya şu yeni biyomu görsem de çok sevineceğim. Ciddiyim. Siz nesiniz? Propulsion kanonu. Propulsion bu arada böyle basınçla alakalı bir silah sanırım. Buraya aletle gelmem lazım benim. Buraya benim arkadaşlar şeyle gelmem lazım, alet dediğim. Cyclops ile gelmem lazım. Hatta bu bölüm eve gideyim de ben bir Cyclops yapayım kendime. Çantamız dolu olduğu için ne olduğunu göremiyorum ki içinde. Seni bırakacağım balıkçık. Peeper, seni de bırakayım. Hadi özgürce yüz bakalım. Neymiş bu? Bu ne ya? Bu ses neydi? Bir dakika. Abi ne oluyor? Sesi duydunuz değil mi? Birisi şarkı söyledi sanki. Neyse. Eyvah. Atlantis'i falan mı bulacağız yoksa? Bakır var. Gayet güzel. Bir dakika. Abi ne oluyor? Balık beni mi gördün? Beni gördün değil mi? Allah canını almasın. Beni gördü. Ha, beni görmedi. Bakın şu an burada değişik yer şekilleri var. Havada uçan taşlar vardı fakat biraz uzaklaştığım için göremiyorum. Bu ses ne ya? Bu abi burada şeyler var ya. Reef back'ler var. Burası nereye gidiyor acaba? Ya buraya gitmeyi çok istiyorum ama maalesef bugün değil. Haydi yüzeye çıkalım. Haydi gençler yüzeye çıkalım. Hiçbir risk etmeye gerek yok bu oyunda. Sakin. Hoba, işte bu. Burası. Ciddiyim, burası çok umut verici duruyor. Hakikaten öyle. Çok umut verici gözüküyor burası. Fakat maalesef şimdi gidemiyoruz oraya. Neden? Çünkü çok korkuyorum. Burası nereye gidiyor? Vay. Bir dakika, tatlım. Bana gelmiyorsun değil mi? Henüz kimseye saldırmıyorsunuz. Tamam, sakin. Öyle bir yapay zekanız yok sizin. Abi burası. Bana saldırmayacak değil mi bu? Umarım saldırmaz. Ya burası nereye gidiyor acaba? Çok gitmek istiyorum. Ama fenerimin pili de çok az. Yani neyse, buraya arkadaşlar araçsız gitmeyelim ya. Reefback bana saldırmayacak değil mi? Gece vakti geliyor. O zaman uzaklaşalım. Bay bay. Şöyle aşağıdan yüzelim. Onun alanına girmek istemiyorum. Hem de hiç. Abi çok tehlikeli bir yaratık ya. Ay, deniz anaları var burada. Oksijenimizi yenileyebilir miyiz şuradan? Oh. Mis gibi oksijen be. Oley. Harika. Ya denizin altı çok korkunç. Tüylerim diken diken. Çantamız full. Okey. Yeni biyomu maalesef bulamadık. Evimi kaybettim bu arada. Evimiz o taraftaymış peki. Buraya kesinlikle dostlar geleceğiz. Söylüyorum. Ama hatırladığım kadarıyla... Şu an Reef Pack'lere yeni bir yapay zeka eklenmemiş durumda ve yeni biyomlardan hiçbirini henüz bulamadık. Hakikaten bir tane ayrık biyom adında bir biyom var. Havada uçan böyle adaların bulunduğu bir biyom var. Fakat bu biyomları bulmak sanırım bizim için biraz zaman alacak gibi duruyor. Suyun rengi niye değişti? Kuarslara da çok ihtiyacım var. Nasıl yapalım? Çantamda neyi bırakabilirim? Kuars bir tane varmış zaten. Peki. Bu merang balığını bırakacağım. Oksijenimiz azaldı. Problem değil. Zaten oyun başladığından beri kıyıya yakın yerlerde yüzüyorum. Daha doğrusu yüzeye. Bu arada fark etmişsinizdir. Gece seyahat ediyoruz. Çünkü gündüzleri aptal vakit geçirdim. O yüzden gece biraz dolaşmak gerekiyor anladığım kadarıyla. Şimdi şöyle workbench'i yapmaya tabii ki çalışacağım fakat şu yeni biyomu en azından
Evet, Stalker'lar hala yeni gelen misafirlerine karşı oldukça sert davranıyorlar. O yüzden biraz uzaklaşalım, evimize doğru gidelim. Belki dönüş yolunda yeni biyoma rastlarız. Emin değilim. Eğer rastlamazsak tabii ki. Kendi küçük base'ime elektriği vereceğim. Hala beni kovalıyor. Fark ediyor musunuz bilmiyorum. Ama hala arkamda. Peki. Şimdi birazcık kenardan dolaşalım. Çantamı hiç olmazsa şeye bırakayım. Base'imiz için zaten dolap var. O dolabın içine çantamızı bırakalım çünkü dolu çantaya dolaşmak pek akıllıca değil. Şu arkadaşlara herhangi bir şekilde ekleme geldi mi bilmiyorum. Fakat yaptığınız propulsion silahı ile ciddiyim onları itebiliyorsunuz. Hatta bütün tehlikeleri itebiliyorsunuz doğru yaklaşmakta olan. Şimdilik Reef Pack'te itebiliyor musunuz bilmiyorum ama... Duman mı çıkıyor gemiden? Evet, peki. Şimdi base'imizi uzak mekanlarına fark edebiliyorum. Çünkü bakın ya ne kadar hoş gözüküyor. Şuraya bakar mısınız? Böyle bir yerde yaşamazdım ya. Ama çok güzel gözüküyor, onu söyleyeyim. Hey! Çok güzel gözüküyor ama burada yaşamazdım. Hayır. Gemiye hoş geldin kaptan diyor. Teşekkürler canım. Her şeyi bırakalım şuraya. Altını da bırakalım. Silver'ları da bırakalım. Fragmentleri bırakalım. Gerçi şu fragmenti alsam da buraya çalışsam, koysam çalışır mı? Ah! Ne oluyor ya? Ah, çalışmaya başladı. Gayet güzel. Okey, okey. Harika olmuş bu. Şimdi. Karnımız tok gibi. Yalnız suyumuzu niye yapamıyoruz? Çünkü elektrik yok. Abi, buraya nasıl elektrik yapılıyor? Power. Bakın. Solar panel. 4 adet titanyum. Peki. Abi, titanyum yapamıyorum çünkü elektrik yok. Hemen evimize doğru gidelim. Bir adet solar panel yapalım. Yere bir yere artık. Onu da bir şekilde base'e bağlamamız gerekecek çünkü... Base elektriğe ihtiyacım var. Şurayı boşaltacağım. Titanyum, altın bizde gelsin. Çünkü çok fazla tuza ihtiyacım yok. Tuzun burada kalması sanırım mantıklı olacaktır. Senin için de bir şey var mı bu arada unuttuğum? Veya bizim için değerli olacak. Spadefish'ler var ama bunlar artık mahvolmuş durumda. Hiçbir şeye ihtiyacım yok. Bunlar böyle dursun. Bakın Mushi de burada. Canım benim artık seni terk ediyorum. Kusura bakma çünkü çok daha farklı bir yerde yaşıyoruz. Hop ters taraf. Şimdi sanırım workbench'in bir kısmını yapabilirim ya, emin değilim. En azından ben öyle tahmin ediyorum. Tahmin ediyorum. Şimdi solar panel. Bu ne ya? Bir dakika, bu ne abi? Bu nereye koyuyoruz? Aa, ne kadar güzel. Buraya koyabiliyor muyuz bunu? Hayır. Neden? Oh, bir dakika. Bir dakika. Bunu buraya koysam eğer bizim base elektrik enerji sağlar mı? Hadi niye koyamıyorum? Evet. Bir dakika şöyle. Abi ne kadar hoş. Ama base elektrik verdi mi? E'ye basarak alıyorsunuz. Abi ne kadar güzel. Bakın jeneratör yerine bunu düşünmüşler. İşte bu kadar. Elektriği var. Abi daha başka ne isteyebilirim ben? Bunlar müthiş bir özellik. Ciddiyim. Çok sevinçliyim şu an. Şimdi bakırları bırakalım geriye. Hatta bir bakırı alalım şöyle. Altınımızı bırakalım. Bakalım ihtiyacımız olan şey neymiş? Bu workbench yapabilmek için. Sen değil. Evet sen. Base değil. Modüller değil. Evet modüller. Şimdi 2 adet titanyum. Wiring kit ve bilgisayar çipi. O zaman en alttan başlayalım. Bilgisayar çipi. Disk parçası. Silver ve quartz. Tamamdır. Disk parçasını bulalım hemen. Hızlıca etrafımızda bir yerde bakın. Tam da nerede var. Şöyle 3 tane mantar alacağım bu arada unutmadan. 1 mantar, 2 mantar. 3 mantar. Evet. Disk parçalarımız da burada. Kaç tane istiyordu? 2. Sanırım 2'yi de. Disk parçalarımız... Bakın sanırım bu. Bu sınırsız. Hani jeneratörün pili var yanına hatırlayacak olursanız. Herhalde bu güneş enerjisini sınırsız olarak bize sağlıyor gibi düşünüyorum. Neyse. Ne yapıyorduk? Bilgisayar çipi. Disk parçası tamam. Silver ve quartz'a ihtiyacım var. Silver ve quartz. Birer tane miydi? Sürekli olarak unutuyorum. Evet.
İlk parçamız hazır. Bilgisayar çipi. Ay güzel. Seni alalım. Bilgisayar çipini buraya koyalım. Diğeri wiring kit diye yanılmıyorsam eğer. Wiring kit. 2 adet silver ore ihtiyacımız var. Sanırım silver ore'umuz vardı 2 tane ya. Vallahi yapıyoruz. Neredesin? Evet. Wiring kit de tamam. Şimdi ihtiyacımız olan şey 2 adet neydi? Quartz. Değil mi? Öyle miydi ya? Hemen kontrol edelim ama sanırım öyleydi. Pardon, 2 adet titanyum. Bilgisayar çipimiz de var. Wiring kitimiz de var. Şu wiring kiti de çantamıza koyalım. Titanyum'a ihtiyacım var. O zaman hızlı bir şekilde gemiye yakın yerlerde yüzelim. Haydi bakalım. Bu arada buralarda balık da toplayabilirim. Gayet güzel. Bakalım çantamızda yer var mı? Var gibi. Aslında bakalım titanyumu şimdiden bulduk. Fakat ben biraz daha araştırmak istiyorum. Şöyle derinlerde yüzelim. Spadefish falan bulabilirsem evime döneceğim. Çünkü spadefishler çok önemli. Yemek yemek çok önemli aslında. Aslında bu oyunda hakikaten açlığım olmasaydı çok daha farklı şeyler yapabilirdim diye düşünüyorum. Çünkü bakın hani en azından her bölümün şöyle 5-10... Uyuman Allah'ı hış. Tatlış. Ya seni yerim ben ya. Sen beni yiyeceksin galiba. Hey! Hayır, kimse birbirini yemiyor. Kimse birbirini yemiyor canım benim. Yeni bir teknoloji elde edildi. Şimdi bakın 4 adet yer var çantamda. O 4 adet yeri ben... 4 adet... Ya bu bağıran kim? Ha bana bu bağıran ismini verin, ismini. Neyse. Şöyle. 4 adet yer var çantamızda. Ve buralarda bir yerde benim spadefish... bulabilmem gerekiyor. Söylüyorum. Bu bağıran Reaper. Veya diğer adıyla... Leviathan diyebiliriz. O yüzden çok fazla kendisine yaklaşmayalım. Ama karnımı doyurmam için benim balığa ihtiyacım var. O yüzden... Uçlaması biraz bir tane kuvars elde edelim. Kuvarsla şey yaparız. Kendi base'imizi ufak küçük şirin camlar yaparız. Ben niye balık bulamıyorum bu oyunda? Hadi ama daha nerede yüzmem lazım balık bulmak için? Oo, şunlara yaklaşmayalım. Abi bir anda var oluyor. Bakın şunlar var ya bir anda var oluyor. Abi çok güzel balık ya. Çok asil. Oksijen. Eyvah. Hocam çabuk. Hocam çabuk. Hocam çabuk. Evet başardık. Harika. Şu reef back'ler çok güzel balık ya. Ciddiyim. O kadar seviyorum ama o kadar da korkuyorum kendilerinden. Çünkü çok büyük. Hey. Ben niye balık bulamıyorum? Hayır gitmeyeceğim abi balık bulmadan. Kusura bakmayın arkadaşlar. Ama şu 3, çantamdaki 3 yeri dolduracağım ben. Hiçbir şekilde beni korkutamaz şu. Bakın buldum bile. Hatta onların yanında yüzüyorlar. Reginald. Merhaba Reginald. Bir balığın ismi Reginald olabilir mi ya? Hangi evrende balığın ismine Reginald verilmiş? Neyse. Biz spadefishlerimizi toplayalım. 2 spadefish. 3. 3. Tepemde yüzüyorlar değil mi? Bakın hepsi tepemde. Her şey tepemde. Her şey beni öldürmek istiyor bu oyunda. Sanırım reefbackler hariç. Yeni güncellemeler tabii ki reefback'e bir kullanım alanı getirecekler. Fakat şöyle sanırım reef bu balıklar, büyük balıklar yüzen resif kayalığı gibi bir şey olacak. Yani diğer balıklar reefback'in üzerinde falan yüzüyor olacak veya içinde reefback'in emin değilim. Hani reefback canlı bir şey tabii ki ama kendi bilinci falan olmayacak gibi gözüküyor. Hani yüzen bir mercan kayalığı düşünün. İşte onlar reefback. Bir de daha spadefish bulabilir miyim gençler? O kadar şanslı mıyız sizce? Hadi oğlum. Hadi oğlum. Biraz havayı koklayalım. Herhangi bir tehlike yok gibi duruyor şimdiden. Neyse bulamadık. O kadar şanslı değiliz. Peki. Dönelim ya. Çok fazla risk etmeye gerek yok. Zaten açlık durumumuz şu an için bizi idare edecek gibi duruyor. Ama bu yeni biyomları bulmayı ciddiyim çok istiyorum. Öyle böyle değil. Hakikaten çok istiyorum ve bulacağım da belki bulana kadar kesme yaparım. Kaydı bulduktan sonra başlarım emin değilim ama yeni biyomların hepsini size tek tek göstereceğim. Göstermek istiyorum. Evimize doğru gidelim.
Burada bir yerde olacaktı base'imiz. Sürekli olarak base'imizi kaybediyorum. Evet, harika. Buraya bir işaret koymam lazım benim. Buraya benim bir işaret koymam lazım. Bakalım bu bölüm koyabiliyor muyuz işareti? Neyse, bölüm onunla uğraşmayalım. Bu bölüm sayımımızı yapalım. Şimdi sanırım yapıyoruz. Emin değilim. Çantamızı bir açalım. Kuvarçları buraya bırakalım. Kapıları bakalım. Bırakabiliriz. Asit mushroomlarını, mantarları bırakalım. Balıkları bırakalım. Harika. Neyi alalım? Bilgisayar çipini ve wiring kit'i geri alıyoruz. Çünkü yapmamız gereken bir adet workbench var. Buradan yapabiliyor muyuz workbench'i? Evet. Abi çok aşağı bak. Nereye yapalım bunu? Bir dakika. Şimdi evimizin bu odalarına hiç girmedik ya. Bakar mısınız? Oda değil ama böyle ilginç ilginç koridorlar var. Buraya aslında bakın şuraya yapabilirim. Çalışma masasını değil mi? Evin iç kısmı. Ya şöyle ortaya bir yere mi yapsam? Yok ya, ortaya yapmayalım. Burada daha fazla sonradan büyütebiliriz. Hani burayı pek fazla büyütmeyeceğim belli. O yüzden şöyle bir yere workbench'imizi konduralım. Abi çok güzel ya. Bir de turuncu. Ya turuncu en sevdiğim renklerden ikincisidir. O yüzden turuncu renk çok güzelmiş. Şimdi bakın, bıçağı yükseltebiliyoruz. Diamond yani mücevher bıçağı yapıyoruz. Daha keskin hale geliyor. Veya heat blade yapıyoruz. Bu heat blade sanırım heat blade yaptıktan sonra balığa vurduğunuz takdirde balık direkt kızarmış olarak çantanıza giriyor. Tank var. Mesela plastik tank ekstra hafif ve ekstra hava kapasitesi veriyor. Ve bir tane yapabiliyoruz. Bakın 135 veriyor. Daha doğrusu iki tane 135 oluyor. Yapalım. 165'e geldi. Aman Allah. İki katına falan çıkıyor sanırım. Emin değilim. Çantamızı bir açalım bakalım. Bir tanesi 30 saniye. Diğeri de 30 saniye. Oh, bakın bir tanesi high kapasite, yüksek kapasite oldu. Eğer bunları da öyle yaparsam sanırım hava durumunu var ya, daha doğrusu oksijen seviyemizi 220'ye, 230'a falan getirebiliriz. Gayet güzel. Bunları bir sonraki bölümlerde hepsini tek tek yapacağız. Üçüncüsü neydi? Yüzgeç. Yok neydi ya? Yok. Abi sürekli olarak bunun ismini unutuyorum. Dalgıç ayakkabısı. Evet. O zaman bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın.